ilgili bakanlığımızda avcılarımıza güvenirlerse, potansiyel suçlu bakmazlarsa, İpsal Avcılar Derneği Başkanı Zafer Doğan ve yönetimi anneleri telef olan baykuş yavrularını elleriyle besliyor. Sabahleyin güzelce bu hayvanları besledikten sonra canlandığını gördüm ve bu bana çok büyük bir haz ve keyif verdi. 10 gün önce Edirne'nin İpsala ilçesi sakinlerinden bir kişi evinin bahçesinde anneleri telef olmuş olan 6 baykuş yavrusu buldu. 6 baykuş yavrusuna nasıl bakacağını bilemeyen kişi yavruları İpsal Avcılar Derneği Başkanı Zafer Doğan'a verdi. Avcılar Derneği Başkanı Doğan ve yönetimi ise öksüz kalmış yavrulara sahip çıktı. Sabahleyin erken saatlerde İpsala merkezde genç avcılarımızdan bir tanesi beni telefonla aradı. Başkanım dedi, bizim bahçede yuva da yok, bir şey de görmedik ama 6 tane o puğu baykuş kuşların yavrusu var. Ne şekilde, nereden geldiğini de bilmiyoruz. Hava yağmurlu, çiseli hayvanlar üşümüşler, birbirine sokulmuş. Muhtemelen telef olacaklar. Bir şeyler yapamaz mısın? Kendisini acilen derneğimize davet ettim. Derneği açarak İşte bu gördüğümüz kuşları aldık. İstersen biraz daha yakından onları gösterebiliriz. Evet, bu kuşları aldık. Her gün elleriyle kıyma ile 6 baykuş yavrusunu beslediklerini ifade eden Zafer Doğan, yavruların 10 günlük olduklarını, annelerine ne olduklarını bilmediklerini dile getirdi. Sabahleyin kendilerini beslemek için elemanlarımı da çağırdım. Kıyma türü, tavuk ciğeri, sakatatı dediğimiz bol miktarda getirdim. Sabahleyin güzelce bu hayvanları besledikten sonra canlandığını gördüm. Ve bu bana çok büyük bir haz ve keyif verdi. Bunlar yaban hayatında, insanlığın yaşamında kesinlikle sürdürülebilirliği olmalı, korunması gereken yırtıcı kuşlar arasında. Bunları biz sürdürmeliyiz, geleceğe aktarabilmeliyiz. Bunları katletmek, yok etmek veya var etmek yine bizlerin, insanların elinde. Dernek Başkanı Doğan, baykuş yavrularının yeteri kadar güçlenince Edirne'de yer alan Gala Gölü Milli Parkı'na bırakacaklarını söyledi. Vermek istediğimiz mesaj da, İlgili bakanlığımızda avcılarımıza güvenirlerse, potansiyel suçlu bakmazlarsa, avcılarımızın kümesine, müresine, bölgemizdeki atasporu dediğimiz geleneklerimize sahip çıkmamızda bizim önümüzü açarlarsa, bize katkıda bulunurlarsa, eminim ki bu doğrudan bir insanlık hizmeti olacaktır. Zaten bunun mücadelesi bir aydır veriliyor. Bir ayda 3-4 kez bakanlığı farklı avcı sıkıntıları için ziyaret ettik. Olumlu veya olumsuz ciddi mücadeleler ettik. Ama işte tesadüfler kısa süreçte avcıyı tarif etmek için Rabbimin de bize sağladığı böyle koruyucu bir faktör. Ben bu anlamda bütün avcılarımız adına, devlet büyüklerimize, avcılarımıza, bütün Türk insanına sevgi saygılarımı arz ediyorum.